Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek bize? Hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından sadece WhatsApp'tan yazarak ve Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından yine sadece yazarak ulaşabilirsiniz bana. Şimdi ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin diye bu şekilde pozitif bir enerji gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi siz de kalbinizdeki konu neyse Bakalım neler söyleyecek fincanımız. Şimdi beraber dinliyor olacağız. Sizleri de rehberlik etmeye çalışacağım. Görselleri göstererek. Neyse halimiz o çıksın falımız. Şimdi bakalım. Güzel gözyaşı parayla alakalı ama. Yani beklediğiniz bir parayının hani paranın haberini ya da para geldiği için mutluluktan da olabilir elbette ki. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiren bir yorumcuyum ama bu sizin yıllar öncenizden bahsediyor olamaz. Bir falanın son zamanlarda yaşadığınız enerjiyle bağlantısını gösterebilecek öngörüsü olur. Ha size 15 sene önce bu olmuş diyorlarsa bir kişi bir falda bilin ki onun adı fal değildir arkadaşlar. Şimdi ben gördüklerimi rehberlik etmeye çalışıyorum açar açmaz dosyalarınızı görüyorum imza şeklinde olmuşlar da bir geçmişten gelen bir durum. Özellikle son bir ay önce sanki siz ciddi bir karışıklık yaşamışsınız. Hani baktığım zaman kişilerin ve olayların patlak verdiği bir nokta tarih deseniz bir ay önceniz derim gerçekten. Sanki böyle. Ee, bu bir ay önceniz de evet sizi ortada görüyorum baktığımda elindeki bir insan bakın bir insan var karşınızda elindeki birini kullanıyor size yani bak benim çocuğum var şey gibi ya yani bir şey istiyor rica ediyor diyeceğim ama bu sizin iyi niyetinizi kullanan bir arkadaşlar yani ben bunu bu şekilde söyler isem kesin dayanamaz diyor sizin vicdan ve merhametli biri olduğunuzu bildiğinden sanıyorum ki sadece sizi kullanmak için gel gelmiş birisiyle tehdit etmiş ama sizin var ya balığın, balık balıkların e, ayak kısmı gibi görüyorum yani bu kuyruk kısımlarındaki şey sizin kuyruğunuz olarak çıkmış bu sizin kısmetli bir insan olduğunuz anlamına gelir. Arkanızda birini bırakmışsınız e, önünüzdeki bu e, birisiyle sizi e, tehdit ediyor gibi görünen kişiye bak baktığınız net görüyorum. Sonrasında zaten vicdanın ama yani. Vicdanen bir karışıklık yaşıyorsunuz. Kısmetiniz tam tepenizde duruyor. Şimdi sizin hayatınızda iki kişi, çevrenizdeki iki kişi, anne baba gibi arkadaşlar. Sizin bu karışıklığınızı sadece uzaktan izlemiş iki kişi görüyorum. Şimdi bu arada bunların hepsi bu bahsetmiş olduğum ha boşanma davası olur, velayet davası olur, iş yeriyle ilgili davadır. Belki bir miras mahkeme süreçleriniz var. Ben burada resmiyet gördüğüm için ne de derseniz deyin. Belki sadece ehliyet kursunuzdur arkadaşlar bu sınavı yani sınavıdır. yani bu bir şekilde herkese farklı bir şey ifade ediyor ama hani sizin hayatınızda bununla alakalı bir mücadele vermiş bu resmiyette sizin e, tabii ki de kişiye göre değişkenlik gösterecektir kolektif ait bakıyorum. Haricinde bir anahtar gömülü kalmış sizin bu konuşmanızda ve kalabalığınızda bu iki kişi de sizi sadece uzaktan izliyor arkadaşlar. Ne yapacağınızı bekliyor gibi ama böyle tetikte bekliyor gibi çıkmış. Yani bunlar bu iki kişi büyükler yani sizin ee, parayla ilgili ise bile mirasla ilgili ise de hani anneanne de, de kenardan izliyor gibi değerlendirebilirsiniz Öne, örnek anneanne dedi de. haricinde bu olayla ilgili e, bir kişiyle konuşmanız var bu iki büyük sizi izliyor hani gönüllerinde sizi arkada tutmak var Bakın sizi fanusta tutmak var arkada siz zarar görmeyin istiyor. ama ve lakin e, net bir şekilde e, siz burada birisiyle konuşacaksınız yani o arkanızdaki kişiler size desteklemeyecek. Yani tırnağın varsa kaşınırsın derler ya o misal olacak arkadaşlar. Tetiklerler ama tetikteler ama size bir şey yapmak için yani yapmayacaklar. Yapmamışlardı zaten. E, nitekim siz kendiniz yine ayağınızda balık şeyi var. Kuyruk kısmı var. Birisiyle konuşuyorsunuz süreci netleştirmek adına. Ama süreciniz hemen netleşecek bir süreç değil arkadaşlar. Hali hazırı devam ettirin net görüyorum. Sanki böyle Ocak sonu, Şubat'ın ilk haftası gibi belki netleşebilir. Çünkü sonrasında sizi birisiyle konuşurken görüyorum. Sizden kısa boylu bir insan bu konuştuğunuz kişi. Ama kafasında çok uyanıklık var. Yani kafasında parasal bir uyanıklık söz konusu. Hani siz burada birisiyle konuşuyorsunuz ama hani o, o kişiyi bilin ki çok uyanık. Şimdi şurada beyaz e, kısımda bir insan söyletini gören görüyordur arkadaşlar. Bir e, sizin adınıza ya bu iki kişi var uzakta olduklarım için mi anne babanız olarak değerlendirdim bu iki kişi var ya hani burada yine şey olarak çıkmışlar arkadaşlar hani sizin iyiliğiniz adına dua eder halinde çıkmışlar sizin uzamış gitmiş bir meselenizle ilgili bakıyorlar ve dua ediyorlar yakınınızda olamadıkları içindir belki bilmiyorum sizin bu meselenizden sonra bir konuşmanız net var karşınızdaki insanın kafasında para durmuş yani önce benim paran diyecek bir insan bu karşınızda konuştuğunuz kişi e, parasal bir e, gelişme yaşayacak olduğunuzu net görüyorum arkadaşlar ben şimdi şöyle söyleyeceğim size özellikle Şubat ayınızda maddi yatırım e, belki de hak ediş bilmiyorum ama bir şekilde sizin burada siz de kendinizce de istediğiniz gibi sonuçlanmış mı desiniz? Hayır bir uğraş var. Ya paranızı para katmaya çalışacaksınız ya paranızı aldığınız için bir yatırım yapmaya çalışacaksınız. Ama burada parasal uğraşı sizin için Şubat ayı veriyor. Ve bu mahkeme gibi gördüğüm işte dosyanın davanın evran bitimi sonrasında sizin bunu yapacaklarınız çıkmış. Bu esnada da uzaktan dua ile sizi destekleyen bir insanın olduğunu görmekteyim. Şubat'ın sonunda iki taraf var. Bakın sizin alacak olduğunuz parada bir taraf söz konusu. Çünkü sağ taraftaki insanlara bakıyorum. Biri cılız kalmış. Arkasındaki insan çok ciddi onu yüreklendiriyor. Kendisi bir şey halledecek bir potansiyele sahip değil. Haydi yap diyeni var bu kişinin arkasında siz tek başınıza mücadele ettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Özellikle Şubat sonunda çünkü şuradaki cılızlığa bakar mısınız? Bu kişi yapmasa şuradaki para için sizin gibi tek değil bu insan. Sonra ne oluyor? Kesinlikle elinize bir asan bakın arkadaşlar kafanızda planladığınız bir plan var gibi görünüyor. O planı da sanki böyle şuradan böyle arkadan dolanıp gelecekmişsiniz gibi. Yani sizin karşınızda birileri var ve bu birilerinin arkasından dolanırsanız eğer bu da şuna davet etmek demektir sizi. Bak sen aklını kullan bir plan yap. Sen bir plan yapmaz isen onlardan önde olmalısın. Hani onların önüne geçmelisin. Bunun adı her neyse arkadaşlar. Yani size burada fal diyor ki Şubat ayında parasal bir hamlem var. Aklını kullan, stratejik davran. Eğer ki bu şekilde önümde daha var nasıl aşacağım dersen yerinde sayabilirsin. Ama velakin sen planını kur. Arkadan dolan önlerinde kes. Elinizi çünkü bir Asa gibi bir şey görüyorum. Bu asayı onlara tutmuş gösteriyorsunuz. Ben sizi geçtim bakın der gibi. Yani karşınızdaki muhatap olduğunuz kişinin aslında arkasındaki ona e, akıl verdiğinizi bildiğiniz bir kişiyi asayı gösteriyorsunuz. Hani diyorsunuz böyle aklınız iyiydi. Hani sen beni yenecektin gibi düşünün bunu. Bir kazanımınız var. Çünkü Mart ayında inanılmaz temiz görüyorum falınızı. Şimdi şöyle arkadaşlar iki kişi karşılıklısınız Mart ayında özellikle. Hali hazırda bir imza durumu daha gerçekleşecekmiş gibi bir imzayı daha düşünüyormuşsunuz gibi ama bu imzayı şöyle görüyorum açıkçası ben. Ee, sanki bir şey aldınız ya bu parayı aldınız ya bu bir ne onun adı belki terfi alacaksınız zamdır bilmiyorum ama bir parasal mücadelenizin birisinin hatta işte bahsettiğim gibi Zorunluluğuyla bir şeyler gelişecekken aklını kullanırsan sen o insanı ekarte edebilirsin, yenebilirsin. Bunda da her neyse. Ama Mart ayında sizin bir kişiyle karşılıklı, Abi biraz bu bir Ya Bu biraz böyle dudak duda olan kısmı. Ee, yani ben sizin hayatınızda aşk e, ne zaman olur deseniz Mart derim. Yani Mart'a kadarki süreciniz daha çok kariyer parasal. Bu ödeyeyim, bunu alayım, bu mahkemeyi sonlandırayım, işte bu, bu dava bitsin gibi. Birisiyle dudak dudağı olduğunuzu net görmekteyim. Özellikle Mart'ın sonunda şurada zaten bir yoldu. Belirmiş şöyle gösterdim de. Bu yolunuz temiz. Birisiyle dudak dudağı durumunuz var. Bakın sizin çok güzel kısmetleriniz var arkadaşlar. Çok güzel kısmetleriniz var ya. Yani Mart ayında direktleriniz oluşmuş burada. Siz şu işi hallettikten sonra anladığım kadarıyla bir dilek var ki bu dilek kesinlikle Mart sonunda netleşmeye başlayacak. Bunun için bir yol açılıyor. Arkadaşlar yolunuz temiz açılıyor. Yolunuzun sonu açık açılıyor. Hatta yine bir imza ibaresi görüyorum dedim ya işte bu da şeydir herhalde diye düşünüyorum. Ev alacağım ben. Hani bu dükkanı açıyorum ben. Bu işi kuruyorum. İkinci şubemi açacağım ben. Yani siz şubatı kopartırsanız ki öyle görünüyor sonrasında önünüz kesinlikle aşk olarak da açılmaya başladığını. Yani burada siz iki kişi yola devam edecekmişsiniz gibi. Bu iki kişiden kalsın bir partnerlik durumu var. Sıraya aşkı getirmişsiniz gibi. Evliyseniz dahi bu para mevzuları evlerinizde ciddi sıkıntı yaratıyorsa bilin ki Mart itibariyle artık bu sıkıntılar hanenizi, evliliğinizi, yuvanızı etkilemez. Şimdi bekar arkadaşlarımız var ve bana diyorlar ki Boyda e, büyümsünüz bazı böyle ben 60 yaşındayım işte 56 yaşındayım gibi böyle yaş beyan eden e, izleyenlerimiz var. Hepinize saygım sonsuz benim büyüm oluyorsunuz evet. Şimdi o yaşlardaki bekarlık durumu tabii ki de bir 20 yaşındaki kişinin bekarlık durumuyla aynı olmayabilir. Bir tecrübe sonrasında bir bekarlık yaşanılıyor. Ben kimseyi istemiyorum ben kapılarımı kapattım ki aşka e, diyen arkadaşlarımız var. Demeyin sevgili büyüklerim. Ee, örneklerini du görüyoruz, duyuyoruz. Hayat mucizelerle dolu. Yani siz de kendinizi bunu mahrum bırakmayın derim. Ama yalnızlık Allah'a mahsus ikinci bahar diye de bir şey var. Şimdi benim gördüğüm Mart ayında net birisiyle bir yolculuk var. Şimdi ben bunu aşk olarak değerlendiriyorum. Ha tabii ki de oğlunuz ve geliniz adına niyetlenmişsinizdir o ayrı. Ama burada sizin falınızsa bu. Bu adam bu kadın varsa sizin falınızda Mart sonrası sizin hayatınıza niye biri girmesin ki? Ki fal, fal, bana diyor ki affedin büyüklerim istemeyenler gönlünü kapatmışlar affedin. Ve burada şey var çünkü kalabalık var. Siz aç tarafınız oluyor olur hatta. Yani mahallenin ya da semtin en bilindik şu suyla, en bilindik bu su aa sevgili olmuşlar derler sizin için. Hani şu şehrin en varlıklısıyla bu şehrin en varlıklısının kızı işte onun oğlu gibi bir şey bir şey var burada. Bir karışıklığınız var. Yola çıkıyorsunuz ya. Bu yol sil baştan başlanacak belki yeni maceradır. Macera demeyelim belki de onu. Yeni hayat hikayesi oluşturacaksınız diyelim. Ama ve lakin aşk kısmı kalabalık. Böyle düğün derneği kalabalığı diyebilirim tabii ki. Ama sanki böyle birileriyle konuşma var. Böyle bir gel git var. Böyle birilerinin fikirleriyle ilgili yatıştırma var işte böyle bir konuşulma enerjiniz çok yüksek. Ailedeki dedikodu ve nazar enerjisiyle olarak baktığım zaman da görüyorum ki siz işte bu az önceki bahsettiğim gibi. En şusu en busu ile kızları oğulları bu şekilde olmuş gibi böyle bir durum yaşanacak arkadaşlar. Ne kadar hayatında biri yok deseniz de deyin. Nisan-Mayıs aylarında aşk hayatınıza dair kişilerle ilgili bazı şeyleri izah ettiğiniz görüyorum. Hanenizin de bu esnada çok ciddi dedikodusal Nazarlı dedikodulu konuşmalar yapıldığını görüyorum. Çevrenizdeki insanlarınızın sizin adınıza belki de bu tam olarak işte ilişkinizle evliliğinizle ilgili konuşmalardır. Haricinde R harfli bir kişi var. Bir kişi çok ciddi arkasını dönmüş burada. Buradaki üç kişi de aslında hani babasını annesini seven ama işte bir şekilde onun arkasından gelen ama kendi aralarında bir olay yaşamışlar da tamam tamam sen haklısın diye o kişinin arkasından giden. Ya sen bizim büyüğümüzsün. Hata yapıyorsun ama gel abimsindir, ablamsın. Yer balışalım. Burada bir barış var arkadaşlar. Burada ama bunun öncesindeki yaşadığınız karışıklıklar olacak. Yani diyor ki bana bu fal. Siz eğer ki bu dava olarak miras olarak yaşadıysanız dahi. E, bunun etkileri siz kazandıktan sonra Mart'ta bir kapı açıyorsunuz dedik ya. Yeni bir sayfa açıyorsunuz dedik ya. Sonrası için özellikle Nisan-Mayıs aylarında aşk, ve ailedeki bazı meselelerin hem iç içe geçtiğini hem de bazı fikir çatışmaları birilerine izah haliniz var. Çünkü yaşanacağını ama ailedeki sonucun R harfindeki kişi özellikle ortalığı topluyormuş gibi çıkmış. Ortada duruyor. Bu arkasını dönen kişi sizin her neyiniz oluyorsa anne babanızsa yakınızsa kan bağınız varsa dahi ee, dinleyecek. Orta yolu bulacaksınız. Çünkü bakın sonrasında yine 3 kişi gayet. Güzel bir şekilde yaz dönemine girdiğini görüyorum. Burada sizin bir e, elma, bakın bir ağacı silkeliyor gibi çıkmışsınız. Burada dengeler kurulmaya çalışıyor gibi. Bu bir ağaç gibi. E, buradan biri çekiştiriyor, buradan biri çekiştiriyor gibi. Yani buradaki şekil sizin Nisan ayında alacağınız bir ağaç var, bir kısmet var. Bununla alakalı belki iki tarafı dengelemek zorundasınız ama... Bu ikisi de böyle hani sallaya sallaya silkeliyor gibi. Bu ağaç size meyve verir. Yani bu proje size e, gelecek sağlar. Sen yeter ki dengeyi kur bu iki kişi arasında bu bağlantıyı sağla sonrası çünkü çok ciddi konuşulacaksın diyor. Yani yükünü almış gidiyorsun. Burada da insanların sıra sıra bakın sıra 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 bir sürü insan var burada sizi izliyorlar. Yani siz kalabalık bir ortamdasınız kariyer hayatınızda. Buradaki meyveleri dökeceksiniz dengeleri sağlanırsa gücünüz elinizde tutar. Bu kalabalığa kendinize takdir, hayranlık maşallah tütü tadında. Ee, takip edildiğinizi göreceksinizdir özellikle Mayıs ayı vermiş mesela bana kariyer hayatınıza dair şimdi ben görebildiklerimi derimin döndüğünce aktarmaya çalıştım arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık sorulmakta. Bu arada Buketle Tarot kanalımdan da sadece her gün günlük tarot açılımı yapmaktayım. Oradan da tarot dinlemek isteyen arkadaşlarım takip edebilirler beni. 0533 031 0132 telefon numarasından sadece WhatsApp'tan yazarak, Buketle Kahve Falı Instagram hesabından yine sadece WhatsApp'tan Instagram'dan yazarak bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Her sabah 10 her akşam 6'da ben bu yolda yürüyebiliyor is sayenizde Buket Hanım çok pozitifsiniz iyi ki varsınız diyorsunuz ya inanın arkadaşlar ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum sayenizde pozitif oluyorum sizler de iyi ki varsınız her birinize çok teşekkür ediyorum yorumlarınız benim için çok kıymetli her birini okuyorum yüzümü güldürüyorsunuz çok teşekkürler şimdi süreç zaten bizler için maalesef hala devam eden bir de hala bilemediğimiz şekilde devam eden, yani maddi manevi keyfimizin yerinde olduğu insanlarsak bile, ne olacak biz acaba, bizim sonumuz ne oluyor ki diye kaygılı hale aldığımız bir süreçteyiz maalesef. Şimdi o yüzden sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı bize bu dönem. Tokat gibi hem de. Yani bugün varız, yarın yokuz. Şimdi biz yarın yoksak bizim borcumuzu ya da alacağımızın ne var ki? Keşke herkes böyle bakabilse de bu içlerindeki kötülüğü sindirebilse arkadaşlar. Yani ben hep şey diyorum. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Çünkü inanıyorum bir insanın kalbinde ne varsa etrafındakilerle paylaşıyor. Size bu kötülüğü yapabilen yakınlığınız dahi olsa gönlünde o var o yüzden yapabildi. E beddua bize sadece onların negatif enerjisini bize çağırır. Hatta bir de sevdiğimizden çıkar diyorlar. Ben korkarım bedduadan e, okuyorum yorumlarınızı. Buket Hanım sizi dinlemeye başladığımızdan beri ben de artık sizin gibi diyorum diyorsun. İnanın faydasını göreceksinizdir. Yani ben de bunlar işe yarıyor. Buyurun siz de. Deneyin. Belki işe yarar. Belki siz de bu anlamda kendinizi iyi hissedeceksinizdir. Çünkü kapanmış kapılarımız varsa yenileri mutlaka açılıyor. Yani e, ee, dün nelerin mücadelesi içerisindeydik. Bugün nelerin sınavını veriyoruz. Yarın nere bekliyor bilmiyoruz. O yüzden benim zane tavsiyemdir. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Umutsuzluk hiçlik gibi geliyor arkadaşlar. Gardınız her zaman dinç olmak zorunda. Çünkü insanlar acımasız olmuş. Sen bu dünyadaki tek bir tane varlıksın. Senin isminde senin cisminde kimse yok başka. Kıymetini bil. Kimse vermiyorsa kendi değerini başta kendine sen ver. İzin verme haksızlığa. Yani hakkını yer yedirttirmeye. Böyle gardını tut. Umudunu yitirme. Kapanan kapılar açılacak elbette ki de kendine. Yani ben kendime hep böyle dedim. sizlerde paylaşıyorum. Bu kısmı zaten sizin kahvenizmiş. Ve ben sizin mutfağınızda sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum biliyorsunuz ki. Bu da bana enerji veriyor tabii ki de. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tabii ki de sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbini güzelliklerle doldursun. Her biri sizin olsun. Bunlar istiyorum. Hem de bir an evvel. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomu izleyecek vakitte kadar. O vakit var ya. Ne kadar önemli arkadaşlar. Zaman önemli. O zamana kadar. Başta sağlıklı kalın ve hepiniz kalın.